Herkese merhaba, ben İzzet Camcıoğlu. Bu videoda kumandadan uçuş modunu seçebilmemiz için gerekli ayarları göstereceğim. Bu aşama çok zor olmamakla birlikte burada yaptığımız ayarlar uçuş anında büyük önem taşıyor. Videoda da öncelikle yapacağımız işlemin nedenini anlatacağım, sonrasında da aşama aşama ayarları yapıp en son çalıştığını teyit edeceğim. Bir sonraki videoda uçuş ekibimi tanıtmayı planlıyorum. Bunun amacı drone üzerindeki parçaların görevlerinden bahsetmek ve drone toplamayı düşünenler için bir örnek ortaya koymak. Sonrasında da PID ayarlarını anlattığım bir video ve AutoTune modunda yaptığım uçuşu video olarak paylaşmayı planlıyorum. Haydi başlayalım. Bir önceki videoda kanal kavramından ve kanalların kumanda ile uçuş kartı arasında nasıl sayı akışı yaptığından bahsetmiştim. Bu videoda ise uçuş modu seçimi için özelleşmiş bir kanal olan 5. kanalı ele alacağım. Peki bu sistem nasıl çalışıyor? Uçuş kartının kurulum aşamasında radyo kalibrasyonu denilen bir işlem ile uçuş kartına kumandadan 5. kanal aracılığıyla gelecek en küçük ve en büyük sayıyı tanıtıyoruz. Bu örnekte minimum 0 olsun, maksimum 10 olsun. Şimdi ilk aşamada kumandayı ayarlamamız gerekiyor. Kumandada seçtiğimiz switchlerde yapacağımız değişikliklerin 5. kanaldan gönderilen sayıyı değiştirecek şekilde ayarlanması gerekiyor. Ben uçuşta bana pratik geldiği için C ve D switchlerini kullanacağım. Ekranda görüldüğü gibi C 3 kademeli, D ise 2 kademeli bir switch. Bu da bana 6 farklı mod seçebilme imkanı veriyor. Bazı kumandalar sadece 3 mod seçimine izin veriyor ama yapılan işlemler ve çalışma şekli tamamen aynı. Bizim ilk yapacağımız ayar ile switchler ekranda görüldüğü şekildeyken kumandanın 0 sayısını uçuş kartına göndermesini sağlamak. Ardından da uçuş kartından yapacağımız ayar ile 5. kanaldan 0 sayısı gelmesi durumunda stabilize moda geçmesini sağlamak. C switch'ini bir tık aşağı indirince ise kumandanın 2 sayısını göndermesini, uçuş kartının da bu sayıyı altitude hold moduna geçerek tepki vermesini amaçlıyoruz. Bu 6 mod için aynı şekilde devam edecek. Şimdi çalışma şeklini anladığımıza göre videonun sonunda ulaşmak istediğimiz hedefi görelim. D switch'i 1. konumdayken sırasıyla Stabilize, Altitude Hold ve Loiter, D switch'i 2. konumdayken ise Auto, Circle ve Return to Launch modlarının aktifleşmesini istiyoruz. Bu sıralamayı seçmemin nedeni öncelikle temel uçuş modları yan yana ve zorluk sırasına göre dizilmiş olması. Yani bir sorun anında switch'i en yukarı itmek drone'u direkt Stabilize moduna alacak. Hadi kumandaya geçelim. Kumandanın ayar menüsünden kanal ayarlarına girdiğimizde bu ekran ile karşılaşıyoruz. Kullanmakta olduğum kumanda ekranda görüldüğü gibi 10 kanal destekliyor. Fakat ilk 4 kanal için ayar seçeneği sunmuyor. Çünkü ilk 4 kanalın uçuş kontrol kanalları olduğunu konuşmuştuk. Şimdi 5. kanalın ayarlarına giriyoruz. Burada ilk olarak 5. kanalda kullanmak istediğimiz switchleri seçiyoruz. C ve D switchleri seçili olduğu için onlara dokunmuyorum. Şimdi karşımızda 4 farklı sütun ve 6 farklı satır mevcut. 1. sütuna baktığımızda mod isimlerinin yazdığını görüyoruz. Burada yaptığımız seçimler sadece uçuş anında kumanda ekranında yazmasını istediğimiz isimler. Bu seçimlerin uçuş kartı ile bir ilgisi yok, lütfen buna dikkat edelim. Şimdi de daha önce konuştuğumuz sıraya göre ayarlamalarını yapıyorum. Şimdi geri kalan ayarları inceleyelim. Sıradaki sütunda rate yazıyor ve yüzde değerleri girmemizi istiyor. Bu sütun bize göndereceğimiz sayının büyüklüğünü belirleme imkanı veriyor. Örnekte yaptığımız üzerinden anlatırsam minimum 0, maksimum 10 demiştik. Rate olarak da %20'yi seçersek kumanda 2 değerini gönderir. Toplam 6 farklı aralık seçeceğimiz için ben %20 arttırarak devam edeceğim. Ama şunu da belirteyim, uçuş kartının arayüzünde de göreceğimiz gibi uçuş kartı modlar için kesin sayılar değil belli aralıktaki sayıları kabul ediyor. Ne demek istediğimi daha iyi anlatmak için de Circle modunun seçimini %80 yerine %75 yapacağım ve sonucun değişmediğini göreceğiz. En son sütunda ise switchler hangi konumda iken hangi satırın aktif olduğunu görüyoruz. Açık yazılı olan satır o anda switchlerin konumunda gönderilecek olan satır oluyor. Hızlıca ayarlamaları yapalım ve kumanda ile işimiz bitsin.
Kumandada her şey yolunda görünüyor. Uçuş kartına geçebiliriz. Uçuş kartımızın kontrolü için iki farklı yazılım mevcut. Bunlardan biri APM Planner, diğeri ise Mission Planner. Ben bugün ayarları APM Planner üzerinden göstereceğim. Ama her ikisi de neredeyse aynı. İleride otomatik mod için rota ayarı yaparken Mission Planner'ı kullanarak her ikisini de göstermeyi hedefliyorum. Uçuş kartını USB kablo ile bilgisayara bağladıktan sonra Connect diyoruz. Ve ardından Initial Setup başlığı altındaki Flight Mode bölümüne giriyoruz. Şimdi bu ekranda bize 6 farklı mod seçim hakkı veriyor. Ve her birinin yanında basitçe kumandadan gelecek sayı aralığı belirtilmiş. Burada da yukarıdan aşağıya doğru bu sayılar arttığı için kumandada ayarladığımız sırayla ayarlamayı yapıyoruz. Ardından Write düğmesine basıyoruz ki bu ayarlar uçuş kartına yazılsın. Burada da işimiz bitti. Şimdi bakalım her şey doğru çalışıyor mu? Sol tarafta APM Planner üzerinden uçuş kartında seçili olan modu görüyoruz. Sağ tarafta ise eş zamanlı olarak kumandadan gönderdiğimiz komutları görüyoruz. Her şey yolunda görünüyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese kırmızı uçuşlar dilerim.